Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Artık bir çayı hak ettik. Hep birlikte çay içelim. Biz kaçarız ya. Onur, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii seni dinliyorum. Şimdi bu son olayı tekrar hatırlayıp böyle canımı sıkısın istemiyorum ama... yarın doktor randevusu var. Evet. Valla nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle olacak, yani ben arayacağım, başka bir doktordan muayene isteyeceğim. Hem de siz tekrar yüz yüze gelmemiş olursunuz, böyle keyfimiz kaçmaz. Ciddi misin? Yani evet, sonuçta seni değiştiremeyeceğime göre doktorumu değiştiririm, daha iyi. Gerçekten çok sevindim, teşekkür ediyorum. Peki sen Penisu'yla konuşabildin mi? Pelinsi bugün şirkete gelmedi ama en yakın zamanda konuşacağım, tamam mı? Sen merak etme. Peki. Ne yapalım, bir şeyler içelim mi? Ay çok iyi fikir ya. Yeriz vallahi bir şeyler. Tamam, yiyelim. Efendim anne. Laleciğim nasılsın? Güzelim benim. İyi misin? Ne yapıyorsun? Kurstayım. Gerçi bitti, şimdi çıkıyoruz. Dükkana geliyorsunuz değil mi yavrum? Aslında biz Onur'la yemek yiyecektik ama. Ay olur yeme. Yiyeyim. Şey yapma. Lale, öyle bir sipariş aldık ki inanamazsın hayatım. Yani son 6 ayın en büyük siparişi. O kadar değil mi? Elimiz ayağımız birbirine karıştı yavrum. Ne olur gel. Ne olur gel, yardım et bize. Tamam madem öyle diyorsan öyle olsun. Ah kurban olurum, ne olur hadi Lalem. Hadi bekliyoruz hayatım, hiç vakit kaybetmeden canım benim. Tamam anne. Hadi hoşça kal. Yemek iptal değil mi? Ya yüklü bir sipariş almışlardı, bana ihtiyaçları varmış, kusura bakma. Tamam, sağlık olsun, başka zaman gideriz. O zaman şöyle yaparız, yine canın ne istiyorsa tatlı veya başka bir şey hepsinden alırız, paket yaptırırız, tamam? Vakit kaybederim öyle. Ben çiçekçiye söylerim, orada yerim bir şeyler. Akşam buluşuruz belki. Tamam. Nasıl istersen. Hadi gel. Ne ki? Efendim, alo. Nasıl olur? Efendim. Aa, bu saatte mi söylüyorsun siz? Şu anda. İnanamıyorum. Yani şu anda iptal mi ediyorsunuz? Bütün o siparişimi... yaptık bile sizinle. Her şeyinizi hazırladık. Olamaz böyle bir şey. Anne versene. Hayır. Ben onlar yüzünden aç kaldım. Ver şunların ağzını payını vereyim, ver. Veriyorum kızıma. Çat. Aa kapattı. Vay manyak. Vay yüzsüz. Artık hiç kimsede iş ahlakı falan kalmadı hayatım ya. Allah Allah. Sen ne yaptın? Bu senin sırık seni aç mı bıraktı? Niye yiyemedin bir şeyler? Hani şey yapıyorum ya, ısırık hani espri olsun. Yani girmişsindir belki onunla diye rahatlayalım, esprisi yap. Ha, sırık hani diyor. Peki nasıl geçti yani? Nasıl geçti yavrum? Harika. Ya. Anne. Canım. Ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Yani şu anki mutluluğumu sadece sana borçluyum ben. Ben ne yaptım yavrum? Pardon ama. Anne her şeyi sen yaptın. Yani Onur'a karşı beni motive ettin. Yani ona güvenmemi, inanmamı sağladın. Ben yaptım değil mi onu? Evet, ben Onur'a inanıyorum dedin. Seni mutlu edecek, eminim dedin. İyi ki de yaptın, iyi ki de emin oldun anne. Dedim. Ben artık çok mutluyum. Yani pozitif bakıyorum hayata. Önce kendim, sonra bebeğim için. Hep mutlu olacağım, hep pozitif bakacağım böyle. Anne, neden ağlıyorsun? Anneciğim. Mutlulukta yavr. Benim bir tanecik annem. Ay. Mutlulukta. Ya. Onur. Anne, Onur. Ne oluyor? Bugün Songül Hanım geldi. Demediğini bırakmadım. Bitti diyor, başka bir şey demiyor. Nasıl ya? O kadar kolay değil, tamam mı? Sen Lale ile konuşabildin mi oğlum?
Lale ile doğum hazırlık kursunda beraberdik baba. Oradan çıkışta konuşacaktım. Annesi arada acil geldi ya, öyle olunca konuşamadık da. Sen konuşama diye aramıştır. Tabii. Ay, Nabet, Onur, Lale'yi ikna et yavrum. Yoksa o kadın hayatta bir daha bir araya gelmenize müsaade etmez çocuğum. O biraz zor anneciğim, o biraz zor. Çünkü ortada benim çocuğum var. Tamam mı? Ben Lale ile konuşacağım. Bu akşam, olmazsa yarın sabah Lale'yi ikna edeceğim, tamam mı? Oh be oğlum, tamam tamam. Sen Lale'yi ikna et, Songül Hanım'ı sakinleştirmek daha kolay olur o zaman. Ah şu nikah bir kayılsın. Ben o kadına yapacağımı biliyorum ama vallahi bak ne yapacağım ben ona. Anne lütfen. Kim arıyor? Onur arıyor, ben bir konuşayım da geleyim. Efendim. Canım nasılsın? İyiyim sağ ol, sen? Buluşuyoruz değil mi? Yani akşam görüşmek istiyorum. Biraz ateşi düştü gibi. Düşmedi, düşmedi. Anne akşam görüşelim dedi. Ay düşmemiş ki ateşi bunun. Yanıyor, alev alev yanıyor. Bu gece birbirimize mukayyet olalım. Gülşah'ın biraz ateş çıktı da onu şimdi böyle bırakıp gelmem. Tamam geleyim, ben hastaneye götürürüm ama. Eniştem ilaçlarını getirecek. Çok teşekkür ederim ama. Tamam, sen nasıl istersen. Ya bir türlü görüşemedik. Öyle oldu. Yarın görüşürüz artık, ne yapalım? Acaba yarın ikimiz de hani öğleden sonra işleri eksek buluşsak olur mu? Yarın işlerimizi ekelim diyorsun yani. Hmm. Sürekli böyle benim yüzümden buluşamadığımız için aklıma böyle bir şey geldi. Ya tabii senin işin de benim işim bir değil. Vardır değil mi toplantıların falan, yoğunsundur. Anlaştık. Yarın beraberiz, işleri ekiyoruz o zaman. Ha, nihayet. Tamam, anlaştık. Konuşuruz, oldu mu daha sonra? Tamam. O zaman iyi geceler. Öpüyorum Emir'i de seni de. Biz de seni. Görüşürüz. Bay bay. Onur Bey? Onur Bey? Samet, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Odada sıkıldım. Biraz hava alayım dedim. Kısacası kaderime isyanlardayım Onur Bey. Öyle bir işin içine soktum ki kendimi. Nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Hem de hiçbir suçum günahım yokken. Vallahi al benden de o kadar Samet. Yani şu söylediklerinden hiçbir farkı yok benim durumumda. Siz ablasından ben kardeşinden. Nasıl? Bir şey diyeceğim, ablasından ben kardeşinden. Samet ne diyorsun anlamıyorum. Siz ablasından, ben kardeşinden. Ciddi misin sen? Onur Bey ben size bir şey itiraf edeceğim. Et Samet, hemen et. Şimdi benim görüştüğüm kız Nergis var ya. O Nergis. O Nergis. Lale'nin kardeşi Nergis ha? Evet. Aferin. Siz zaten o bekarlığa vedada biz bacanak demedik, birader dedik falan bir şeyler çevirdiniz de. Neyse sen bana bir işin aslı aslanı bir anlat bakalım artık. Vallahi Onur Bey benim de yeni haberim oldu. Geçenlerde Kurtuluş abi şirkette bacanak deyince size öğrendim. Yok artık ya. Bu kadar tesadüf olabilir mi ya? Vallahi çok şaşkınım. Bitti mi sanıyorsunuz? Daha da kötüsü Nergis'in beni zengin zannetmesi. Zengin zannetmesi mi? Samet sen ne iş yaptığını söylemedin mi kıza? Yalan mı söyledin? Yok Onur Bey ben yalan söyler miyim biliyorsunuz. Da işte benim altımdaki arabayı benim zannetti. Üstümüz, başımız, façamız da düzgün. İlk buluştuğumuzda sizin şirket inşaat üzerine değil mi diye sordu. Ben de sizin şirketi soruyor zannettim. Evet dedim, öyle denk geldi yani. Eyvah ya. Kampanyamız bununla da sınırlı değil tabii. Üstüne bir de annesinin olayı. Senin bu anlattığın bütün hikayeler Lale'nin annesinin hikayeleri öyle mi? Çok güzel, çok güzel. E oğlum sen bana niye daha önce söylemiyorsun ki bu durumu? Elimizden bir şey gelir, yapardık bir şeyler ha? Bir dakika. Sen şimdi o düğünde işte Kanada falan. O yüzden ortalıktan kayboluyordun değil mi? Nergis'e gözükmem için ha? Tabii sadece o değil. Müstakbel kayınvaliden beni gördüğü yerde öldürebilir yani. Ya beni de öldürebilir. Haklısın bu arada.
Gerçekten de gözü dönmüyor mu sinirlendiği zaman? Ben neler çektim Onur Bey ya? Oradan kaç, buradan koş. Taz gibiyim ya. Şu işe bak ya. Kimse bilmiyor yani, öyle mi şimdi? Bir Kurtuluş abi biliyor, bir de şimdi siz öğrendiniz. Ama bizim bazı planlarımız var. Yani bir galeri açmayı düşünüyorum. Nergiz'imin karşısında güçlü çıkacağım. Samet, senin bir işin var zaten. Şoförlük utanılacak bir meslek mi Samet? Bak eğer Nergis böyle bir tepki verirse, yani olumsuz bir şey konuşursa, gerçek sevgi yok demektir, tamam mı? Bunu böyle bil. Sen her şeyi dürüstçe anlat ona, ona göre hareket edersin. Onur Bey, beni sakın yanlış anlamayın. Ben sizinle çalışmaktan dolayı çok mutluyum da, şoförlükle nereye kadar? Yani ben böyle ne uzarım ne kısalırım, olduğum yerde sayarım. Bak Samet, bu ticaret de öyle sandığın kadar kolay bir şey değil, tamam mı? İnceleyip sık dokuman lazım, iyice araştırman lazım, herkese güvenemezsin. Merak etmeyin Onur Bey. Bir tarafta Kurtuluş abi, diğer tarafta ben. Bizi yaş tahtaya basar mıyız? İnşallah. Neyse ben yine söyleyeceğimi söyleyeyim de, ben ne yaparsan yap senin arkandayım, tamam mı? Bunu unutma. Sağ olun Onur Bey. E şimdi sen de bacanak mı oldun? İnşallah bacanak Onur Bey. Hadi bakalım. Emir, biliyor musun ben babanın iyi bir eş de olabileceğine inanıyorum artık. Seni çok seviyor zaten de. Yani hep inanıyordum aslında. Buna da böyle birkaç şüphelerim vardı ama artık eminim. Oğlum, ben sütümü içtim, tatlı da yedim. İstediğin her şeyi yaptım ben. Niye şimdi hiç ses vermiyorsun, hareket etmiyorsun? Uyudunuz mu? Uyumadık henüz. Oğlumla sohbet ediyorduk. Efendim? Anne oğul sohbet mi ediyorsunuz siz? Nasılmış bakalım benim oğlum? İyi, iyi de. Ne oldu? Ya bugün çok hareket etmedi sanki. Yani şu an hissetmiyor gibiyim. Gerçi şimdi küçük hani. Ama bir telaş yaptım ben şimdi. Tamam canım, o zaman ben hemen yanına geliyorum, tamam mı? Bir bakalım oğlumuza, içimiz rahat etsin. Saat de geç oldu, annemler uyuyor. Sabah mı gitsek acaba? Yok, sen kimseyi uyandırma. Telaşlanmasınlar, tamam mı? Ben geliyorum, sen bir yandan hazırla. Gelip alacağım seni. Tamam, oldu. Tamam, hadi hoşça kal. Ay ben çok mu evham yaptım? Ay Nesbi gösterelim ya. Ya ben iyiyim de, işte böyle evham yaptım. Sen çok iyi bir anne olduğun için evham yapman gayet normal. Bir gidelim bakalım oğlumuza, rahatlayalım, tamam mı? Saat biraz geç oldu. Artık bir doğum kliniğine gideriz. Orada bir tane nöbetçi uzman doktoru buluruz. Hiç merak etme sen. Bir şey olmasın ya. Olmayacak, hadi gel. Yani ben böyle bir süre bir şey hissedemeyince çok telaşlandım. Telaşlanmayın, bebeğiniz gayet sağlıklı. Oh, oh çok şükür. İşte eşim de gece gece böyle telaşlanınca biz de bu saatte çıktık geldik doktor hanım. Çok normal. Bazen annelerimiz tedirginlik yaşayabiliyor. Hareketlerini yakından takip etmesi ayrıca çok önemli. Bebek biraz ufak olduğu için. Ufak mı? Aslında olması gerektiği gibi, merak etmeyin. Demek istediğim bazı hareketlerini hissedemeyebilirsiniz. Yani böyle tekmeler falan, bunlar zamanla artacak. Siz yine de kendinizi gergin hissettiğinizde gelin yine bir bakalım. Çok güzel.
Biz de zaten doktorumuzu değiştirmeyi düşünüyorduk. O zaman bundan sonra buraya geliriz. Tabii ki, bekleriz. Tamam. Vallahi doktor hanım, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buraya gelmişiz bu gece. Sen de rahatladın değil mi canım? Evet canım. Yani rahat rahat uyurum artık. Geç de oldu. Tamam, kalkacağız zaten. Kalkalım artık. Tamam. Doktor hanım, her şey için teşekkür ediyoruz tekrar. Rica ederim. Bu ultrason görüntülerini size vereyim. Tamam. Onu ben alayım. Çok sağ olun tekrar. Rica ederim. Hoşça kalın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Tamam mı? Rahatladık mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. De. Bir haller var sende. Hı? Yok. Yok da. Haydi. Başlıyoruz. Buyurun. Şimdi başlıyoruz diyorsun ama. Bu çocuk ikimizin de olduğu için doktora beraber karar versek. Hani mantıklı olan olmaz mı? Gerçi sen çok memnun kaldın, beğendin. Belli ki. Sen bayağı doktordan kıskandın beni, değil mi? Kıskandım. Evet, kıskandım. Hormonlar yüzünden kıskandım. Aşırı tepki veriyorum her şeye. Ama sebepsiz değil. Senin yüzünden. İltifatlar, gereksiz bakışmalar, böyle süzdün müzdün. Ne gerek var canım bunlara? Aldım, süzdün mü? Evet. Abartma Lale. Yalnız bir insana kıskanmak bu kadar mı yakışır? Sen git doktoru öp. Ben doktoru öpmek istemiyorum ki. Seni öpmek istiyorum. Tamam, kıskanıyor olabilirsin. Hormonlar saçmalıyor, bu da doğru, hemfikiriz. Ama sen hormonlardan değil de duygularından dolayı kıskanıyorsun sanki beni. Hı? Geç oldu. Bu gecelik joker hakkı. Neyse ben gideyim. İyi tamam git. Eyvah. Ne oldu? Ha? Ben şimdi panikle çıktım ya. Hı. Anahtarı. Evde mi? Evde olmuş. Hay. Nesi komik? Ha? Nesi komik bunun mesela? Bir sakin ol, anlatayım. Şimdi şeyin yanındayken, uzman doktorun yanındayken. Uzman deyip durma Allah aşkına artık. Yeter ama ya. Ya tamam, dinle bir saniye. Yanımdayken, o arkadaşın yanımdayken sen dedin ya ben şimdi emrimiz değilmiş, rahat rahat uyuyacağım dedin ya. Hı. Ben de bir hayal kurdum, dedim ki şimdi benim yanımda uyusa böyle güzel güzel tatlı tatlı uyusa çok güzel olurdu dedim. Sen anahtarı unutmuşsun. Hayallerim gerçek oluyor. Olacak. Olacak mı? Yani onu düşündüm, bir an ona güldüm. Nasıl yani? Yani şimdi bu saatte uyandır mı kimseyi? Annen rahatsız olmasın. Gideriz bir otele, sen de rahat rahat uyursun, dinlenirsin. Sabah seni evine bırakırım. Otele. Otele gideceğim. Seninle ben, otelde kalacağız. Lale. Sokakta kalacak değiliz değil mi? Ben seni sokakta bırakmıyorum. Lale sen de az değilsin. Nergis'i uyandıramayacaksın sanki. Ama ne yapayım? Uyuyacağız sonuçta, yorgunum. Şimdi annem uyanır falan. Ya kızarsa? Bak
yüzündeki o mutlu ifadeye bir bak. Tabii ben de uyuyacağını düşündüm, böyle bir hayal ettim. Hoşuna gitti değil mi? Mutlu oldum. Şu an itibariyle saçmalıyorsun. Yanlış değerlendiriyorsun ve saçmalıyorsun şu anda. Öyle mi Lale? Ben mutlu oldum ama. İyi tamam, sen olma. Hadi gidelim. Gel. Gel. Tamam, uyanmasınlar diye hadi. Ben uzman bir şekilde arabaya binelim. Mecburiyetten. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.